Herkese merhaba. Gördüğünüz gibi makyajsızım. Çünkü bu bir günlük cilt bakım rutini. Az önce cilt bakımımı yaptım. Cilt bakımından sonraki yüzüm budur yani. Bu videonun sonuna nasıl yıkadığımı ve neler yaptığımı göreceksiniz. Ama öncesinde cilt bakımı rutinim hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle ne yazık ki her gün düzenli bir şekilde bu ürünlerle yüzünü yıkayan biri değilim. Genellikle geçiştiriyorum. Sabah akşam yüzümü yıkıyorum tabii ki de işte üşeniyorum kullanmaya. Ama mümkün olduğu kadar kullanmaya yani çalışıyorum. Düzenli ya da ürünleri kullandığım zaman da sürekli aynı ürünleri kullanmaktan sıkılıyorum. Bu yüzden belirli aralıklarda çeviriyorum. Benim cildim çok hassas olmadığı için şimdilik görebildiğim hiçbir etkisi yok. Yani zararı yok daha doğrusu. Yani yüzümü yıkadıktan sonra bir sorun yok benim için. Geçen ay, yani şu an elimdeki cilt bakım ürünlerini göstereceğim size. Geçen ay Clinique'in Anti-Blemish Solution, bu sivilce için olan yeşil serisini kullanıyordum. Temizleyici köpük, tonik, şöyle karıştırıyorsunuz çünkü altında birikiyor. Ve üçüncü olarak da Anti-Blemish Solution. Bunların hepsini aşağıya yazarım. Bunları kullanıyordum. Gördüğünüz gibi yani yarı değil de yarıya yakın bir yere gelince bunlardan sıkıldım. Bu bir köpüktü. Yani köpük şeklinde. Köpük hala var da. Görünüyor mu? Görünmüyor. Köpük şeklinde. Bununla yüzümü yıkıyordum. Bununla tonikliyordum. Bununla da nemlendiriyordum. Bu krem hakkında hala çok kararsızım. Hani çok sevip sevmediğimi bilemiyorum. Bunlardan sıkılınca daha doğrusu Prunus Box'tan bu Innisfree'nin Olive Real Cleansing Foam gelince bunu kullanmak istedim. Bunu kullanıyorum bir süredir. Bunu Clarisse Neem de kullanıyorum. Zaten videoda göreceksiniz. Sıkıp yüzümü yıkıyorum. Sonrasında daha önce almış olduğum Şifre markasına ait toniği kullanıyorum. Bu toniği daha önce kullanmış olduğum Dicilla markasına ait bu şişesine koydum. Çünkü bu böyle dökmeli olduğu için rahat olmuyor. Bu böyle pompalı. Pamuğa sıkıyorum. Daha rahat kullanıyorum. Bu da bitmek üzere. Bundan da sanırım bir sonrakine ben biraz nemlendirmesi az olanını almıştım. Sapari yani nasıl desem yani. Cilde hiçbir etki bırakmıyor. Hani böyle daha temiz bir şey bırakıyor. Bir his bırakmıyor. Bir daha alırsam eğer daha böyle ciltte hissedilen bir tonik almak istiyorum. Ama gerçi evde toniklerim var. Dolayısıyla yakın zamanda almayacağım. Bundan sonra bugün aslında Elizabeth Arda'nın 8 saatlik nemlendiricisini kullanıyordum. O bitti. Bugün ilk defa şu anda yüzümde bu var. The Face Shop'tan bu pirinçli nemlendiriciyi kullandım. Etkisi güzel. Zaten kullandıktan sonra da anlatıyorum. Şu anda cildim hani hissi seviyorum. Bir de çok hafif bir koku var. Parfümlü gibi değil. Yani şu an burnum tıkalı olmasına rağmen alabildiğim koku en azından. Dolayısıyla bunu kullanacağım bir süre. Ben duşta benim Clarisse Neem genelde banyoda oluyor. Banyoda böyle bizim böyle havluluk gibi bir şey var. Yani oraya koyuyorum. Çünkü genelde nemli ya da ıslak olduğu için ve duştayken de yüzümü dolu yıkıyorum. Böyle kullanıyorum. Ben yani sıkıp bununla. Bu da yarıya geldi. Bunu zaten severek kullanıyorum. Çok aşırı bir temizlemesi olduğunu düşünmüyorum ama cildi nemlendiriyor. O yüzden seviyorum bu ürünü. Duşta da bunu kullanıyorum. Yani her duşta 5 duştan 3 duşunda 5 duştan 3 duşta kullanıyorum diyebilirim. 2 kere pas geçiyorum. Ve cildim sivilcelenmeye yakın olduğunda ya da yağlı hissettiğimde ya da böyle tıkanmış hissettiğimde bu kömürlü ve yanardağ minerallerinden oluşan peelingi kullanıyorum. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu da yani Yoshi de bazen kullanıyor. Bunu bazen bekletiyorum. Biraz böyle maske gibi kullanıyorum. Bazen hemen yüzümü yıkayıp sadece böyle çok hafif. Bunun içerisinde çok hafif parçacıklar var. Görülecek mi? Şöyle. Yani kum gibi. Ya zaten yanardağ şeyler olduğu için böyle çekirdek gibi böyle tanecikler çok sert değil. Bildiğiniz kumsal kumu gibi, plaj kumu gibi ince ince kumlar var. Bunlarla cildimi işte
yani ölü derilerden arındırdığına inanıyorum. Bunu çok sık kullanmıyorum. 10 günde bir ya da 2 haftada bir aklıma geldikçe kullanıyorum. Elimi yıkayayım. Ve son olarak yeni almış olduğum Etude House'dan Wonder Pore. Bunu aldığımdan beri 2 kere kullandım. İkisini maske olarak kullandım. Açıkçası günlük yıkama jeli olarak kullanmayı şimdilik düşünmüyorum. Maske olarak bayıldım. Yoshi de bayıldı. Yoshi'ye de yaptım zorla. Çünkü Yoshi'nin de siyah noktaları var ve o da onlar hani ilgisini çekiyor. Bu bir çiçek gibi kokuyor. Ama tabii ki ben bilemeyeceğim şu anda bu çiçeğin ne olduğunu. Kesinlikle severek kullandığım bir ürün oldu ve etkisi de hissedilir. Bunu isterseniz bununla ilgili başka bir video çekebilirim. Sadece bunu nasıl kullandığım ve etkileri üzerine. Ama şu anda çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bu arada ojelerim çıkmış. Kusura bakmayın. Birazdan evden çıkacağım. Birazdan makyaj yapacağım. Yoshi'ye gelecek. Beni alacak. Dolayısıyla ojelerimi çıkaracağım. Çıkarmadan önce bu videoyu çekiyorum. Bu kadar elimdeki şu andaki cilt bakım ürünlerim. Hepsini yani severek kullanıyorum. Size zaten değiştirmeyi seviyorum. Tekrar tekrar alacağım bir ürün şimdilik sanırım bu ikisi. Şu anda ikisinden çok memnunum. İkisi de yeni ürün. Zaten Dove'u sürekli kullanıyorum. Ve bunu da eğer bir gün tam boyuna denk gelirsem Innisfree markasının ürünlerini daha çok fazla kullanmak istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Ama bu videoyu başa koyacağım için nasıl diyelim? İyi seyirler. çünkü bundan sonra şimdi şu anda benim nasıl yüzümü yıkadığımı göreceksiniz. Sanırım sonunda bir veda konuşması yapmadım. O yüzden burada yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlemeye devam edin. Evet, cilt bakımıma başlıyorum. Öncelikle Clarisonic Miama. Bu aralar Innisfree Olive Oil Cleansing Foam kullanıyorum. Bu bir Prunus Box'tan çıkmıştı sanırım. Onun üzerine şöyle şu kadar. Hatta çok bile geldi. Sıkıyorum. Yüzüm kuru şu anda. Cildim kuru. Clarisonic Miya'yı ıslattım. Ve 1 dakika boyunca. Normalde işte Clarisonic'i burada 20 saniye, 20 saniye, 20 saniye, 20 saniye falan kullananlar oluyor. Ben tamamen keyfi döndürüyorum cildim üzerinde, yüzümde yani. Sivilcelerimin yoğun olduğu bölümlerde daha çok duruyorum. Clarisonic Miya'da normal ürünler kullanabilirsiniz, krem, jel. Ama sadece peeling etkisi yapan parçacıklı ürünleri kullanmamanız gerekiyor. Yoksa cildinize zarar vermiş olursunuz. Bir dakika bitti. İlk önce klorosanıyı yıkıyorum. Böylece ürün cildimde beklemiş oluyor. Aslında yüzünüz için yüzünüzü soğuk suyla yıkayın diye hani yazılar oluyor. Cildi canlandırıyor ya da işte cildi güçlendiriyor diye. Ama ben ne yazık ki özellikle kışın ve şu anda gripim hala iyileşmedim. Özellikle bu dönemlerde sıcak suyla yüzümü yıkıyorum. Ilık suyla yani. Şimdi toniklemeye geçeceğim. Ama ondan önce dişlerimi fırçalayacağım. Dişlerimi fırçaladım, lenslerimi taktım ve geri geldim. Normalde dişlerimi yüzümü yıkamadan önce fırçalıyorum ama uyku serserimi unuttum. Yeni uyandım çünkü. Dolayısıyla dişlerimi fırçaladım. Şimdi yüzümü tonikleyeceğim. Yüzümü yıkadım çünkü. Shiseido kare pamuklarıyla. Benim şu an sürekli cilt ürünlerini değiştiriyorum. Şu anda Şifre'nin Şifre markasına ait yüz toniği. Yalnız bunun bu şişesi böyle dökmeli olduğu için sevmediğim için daha önce kullanmış olduğum Dissila markasına ait bu tonik şişesini koydum. 2 sıkımlık, hatta 3 çünkü biri dışa gitti kameraya bakarken. Alıyorum. Göz çevreme çok girmeden tonikliyorum.
Ben tonik kullanmayı çok seviyorum. Yani cilt temizliği toniksiz çok hani tam olmadı. Kendim tamamen rahat hissettiğim için tonikle. Gördüğünüz gibi temiz yani. Bir şey çıkmadı çünkü cildimde makyaj yoktu zaten. Ve yıkamıştım. Çöpe gidiyor. Sonrasında cildimi nemlendireceğim. Bunun için de bütün yüz kremlerim bitti. Yeni almış olduğum The Face Shop'tan Rice Ceramic seramiydi ya da onu kullanacağım. Pirinçli yüz kremi ilk defa kullanacağım. Az önce paketini açtım. Açtığınız zaman bir de şöyle koruma kapağı varmış içerisinde. Şöyle görünüyor. Ben kapaktan ürün alacağım. Bu ürünü ilk defa kullanacağım için ne kadar almam gerektiğini bilmiyorum açıkçası. Şöyle iki parmağıma da dağıtıp burnum tıkalı olduğu için tam koku alamıyorum ama çok hoş bir koku geliyor. Yani yoğun mu değil mi bir şey söyleyemeyeceğim çünkü. Ama çok güzel verdiğiniz. İlk defa yüzümde kullanıyorum. Dediğim gibi yeni açtım zaten. Yine göz bölgesine değdirmeden yani şöyle şuraya değdirmeden yüzümü kremliyorum. Aslında çok düzenli her gün yüzünü yıkayan biri değilim. Yani her gün yüzümü yıkıyorum da her gün düzenli cilt bakımı yapmıyorum. Ne yazık ki. Ama bugün yapacağım. Yapıyorum daha doğrusu. Çünkü dışarı çıkacağız diyor şeyle. Ellerimi yıkayacağım. Cildin ürünü kabul etmesi çok güzel. Verdiği his de çok güzel. Şimdilik hani yüzümde ağır bir nemlendirici yani yoğun nemlenmiş görünüyor cildim ve hissi de ama yağlı ya da nasıl yoğun nemlenmiş ama ciltte ağırlık yapmayan bir ürün. Doğrusunu bulamadım. En son da sürekli yapmayı unuttuğum ve zaman zaman ara verdiğim Clarins'ten Eye Contour Balm yapacağım. Göz kremi kullanacağım. Yapacağım. Şöyle. Şu kadar. Birer mercimek tanesi kadar. Normalde diğerinde bu parmağımı alırım ama şu anda öyle yapmadım nedense. Temiz ellerimi yıkamıştım çünkü. Şöyle başlıyorum. Yukarıya doğru göz kapağımın yukarısı doğru ürünü yediriyorum. Sonra şöyle masaj yaparak. Çünkü böyle masaj yaptığınızda buradaki şeyler cilt harekete geçiyor. Böylece ürünü daha çabuk kabul ediyor diye okumuştum bir yerlerde duymuştum. Hatta şöyle daha hafif hani çok şey yapmadan. Gördüğünüz gibi yani görülmüyor da ürün şu anda yok yani cildimde hissetmiyorum artık. Bu kadar. Evet.